Erdoğan o 12 Mayıs'taki programda sanatçıları da hedef almış ve dalkavuk demişti. O sanatçılardan Şahan Gökbakar'dan bir paylaşım geldi. Şahan Gökbakar kendilerine hedef alanlara anayasayı hatırlattı. Bakalım şimdi ayrıntılarına. Şahan Gökbakar, düşünceyi ifade özgürlüğünü kapsayan anayasanın 25 ve 26. maddelerini paylaşarak cevap vermiş. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bunu açıklama hürriyetine sahiptir yazıyor o anayasanın ilgili maddelerinde 25 ve 26'da. Çok sayıda ismin benzer paylaşımlar yapmasının ardından hükümet cephesinden sert açıklamalar gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanı Muhammed Safi tarafından da fişlenmişlerdi. Bir iftar programında da az önce söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dalkavuklukla suçladı sanatçıları. Son olaraksa Instagram hesabından Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla hem Cumhurbaşkanı'na hem de kendisine saldıranlara ya da işte sanatçılara yönelik tehdit dilini kullananlara anayasayı hatırlatmış. Ama biz de şahane bir hatırlatma yapalım. Şu anda anayasa askıda. O yüzden saray kuralları var. Çok da böyle hani anayasal güvence altındayız vesaire diye düşünmemek lazım. Maazallah Türkiye'de her şey her an olabilir.